Sigarasız Toplum webinarlarımızın 14.sünü yapıyoruz. Bu kadar toplantı yaptık. Hepimiz bir moderatör olarak webinarlar yaptık. İnşallah biraz dokunabilmişizdir bu sigara hastalığına. Ben de Alin Kerr gibi sigara hastalığı diyorum. Onun için bugün de biz acaba dedik bu psikolojik etkinin sigarayı bırakmada rolü nedir deyince... Tabii ki herkesin tanıdığı Alanur Hanım'ı davet etmek istedik. O da kabul etti, bizi kırmadı. Zaten icra kurulu üyemiz. Dünyada 1.3 milyar, Türkiye'de de 19 milyon 800 bin sigara içicisi varsa o zaman biz webinarları yaparak çok faydalı olmuyor muyuz acaba? Hani içme, sağlığa zararları. Ben kadın doğumcu ve perinatolog olarak, hani kısırlıkla uğraşan biri olarak, işte şunlara etkili, bunlara etkili söylüyoruz. Acaba başka türlü mü olayı şey yapalım diye. Çünkü bazıları biliyordur, bu Alin Kerr'ın bir kitabı var, bir videosu var. Bunları izleyenlerin çok başarılı bir şekilde sigarayı bıraktıklarını öğreniyoruz. Hakikaten bir sürü sanatkar bıraktırmışlar. Bu sigara illetini bizim beynimize soktular. Yıllarca filmlerde sigara işte çok meşhur sanatkarlar, yıldızlar, onlar milyonla dolarlar para alarak bu işleri aldılar. Sanıyor musunuz orada sigarayla bir poz vermesini, bir görünmesinin milyon dolarlar olduğunu? Bu çok önemli. Ben Alanur Hanım'ı davet etmek istiyorum. Hoş geldiniz efendim. Buyurun. Hoş bulduk. Çok doğru söylüyorsunuz. Ben tamamıyla katılıyorum. Hatta sadece sanatçılar değil, işte bilim insanları bu işte kullanıldı. Sadece pek çok kişi bu işte kullanıldı. Onun için de bu işle ilgili olarak ne kadar üzülsek o kadar yeridir. İşin başında işin bu kadar ciddi olduğu ve sağlığımızı tehlikeye soktuğu bilinmiyordu. Ve bu işle ilgili büyük şirketler bunun ortaya çıkmaması için ellerinden geleni yaptılar. Bunu saklamaya çalıştılar gördüğümüz kadarıyla. Ve bu süreç içinde de pek çok kişi bağımlı hale geldi. Bu bağımlılığın sayısı, bağımlıların sayısı çok arttı. Özellikle bizim bakış açımızda şimdi biz bunu bırakmak istiyor muyuz? Bırakmak için neler yapılıyor? Bırakırken psikolojik olarak hangi faktörler bize yardımcı olur? Daha çok bunların üzerinde durmak istiyorum ben. Ama şöyle de bir olay var. Biz uzun süredir bu sigara bırakma terapileri yapıyoruz. Ama bize bu işle ilgili gelenlerin sayısı son derece sınırlı. Onun için gördüğümüz kadarıyla bu tür kişiler, bağımlı olan kişilerin bırakmayla ilgili bir motivasyonları oldukça az göründüğü kadarıyla, bu tüm dünyada da böyle. Yani sigara içenler bir şekilde kendilerini bu konuyla ilgili farklı hissediyorlar gördüğümüz kadarıyla. Evet, şimdi şunun üstünü de çizmek lazım. Benim sesim duyuluyor mu? Ben onu bir test evet, etmek istiyorum. Sesiniz gayet güzel, tamam. Geliyor. Çok sizi güzel. Sizi herkes zaman... tanıyor, biliyoruz ama eğer isterseniz kısaca kendinizden bahsedin. Gerçi herkes tanıyor, siz psikolog uzman, gerçekten psikoloji bölümü mezunusunuz. Merkeziniz var. İsterseniz bir kısaca bahsederseniz de iyi bahsedelim. Olur. Direkt konuya tamam, girdiniz de ben sorma fırsatı olmadı. olsun ben kısaca bahsedeyim istiyorum. Şöyle diyelim, bu özellikle ben Danışman Psikolojik Hizmetler Merkezi'nin hem yöneticisi hem kurucusu hem de psikologlarından biriyim. Uzun süredir bu özel bir merkez olarak merkezi götürüyorum. Daha doğrusu bu merkezle ilgili çalışmaları götürüyorum. Bu çalışmalarla ilgili olarak da sürekli kendimizi yenilemeye çalışıyoruz. Son teknolojileri, son metotları kullanmaya veya bunları Türkiye'de uygulamaya sokmaya çalışıyoruz. Şöyle, Alanur Hanım, nasıl bıraktırıyorsunuz? Ondan biraz bahsedin. Bahsedelim tabii ki. Şimdi bir şekilde
bir kullandığımız metodumuz var, tekniğimiz var. Bu tekniğin ismine EMDR diyoruz. Bu teknik sadece sigarayı bırakmak biçiminde değil, işte alkolde de, uyuşturucuda da, kumarda da kullandığımız bir teknik. Yani bağımlılık konusunda çalışan, işleyen, başarıyı getiren bir teknik. Bu tekniği online olarak yapabiliyoruz, yüz yüze yapabiliyoruz. Hatta şu aralar insanlar online'ı daha çok sevdiler, tercih ediyorlar. Ben de tercih ediyorum. Çünkü insanımız, özellikle İstanbul'da yaşayan insanların bir yerden bir yere gitmesi çok zor, çok pahalı, çok masraflı. Dijital, onun için de online tedaviler çok daha işe yarar durumda. Ama şöyle bir üzüntüm var veya gördüğüm bir gerçek var. Yani bu sigarayı bırakmak isteyenlerin sayısı belki baktığınız zaman, halk arasında sorduğunuz zaman çok fazla gibi görünüyor. Ama gerçeğe döndüğümüz zaman, hadi bakalım buyurun terapiye dediğimiz zaman, bu sayının çok çok az olduğunu görüyoruz. Ve bir şekilde insanlar şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla bu işin bırakılabileceğine inanmıyorlar gördüğümüz kadarıyla. Hani ben boş boşuna kendimi sıkıntıya sokmama gerek yok. Ben zaten bu bırakılamaz, bırakamam gibi bir korku yaşıyorlar. Bunu da çok elle tutulur, gözle görülür bir şekilde yaşıyorlar. Tabii ki bu bizim için de çok üzücü bir durum. Bu konuda şu anda sizin yaptığınız gibi bizim de sürekli olarak Instagram canlı yayını biçiminde olabilir, işte benim televizyon yayınımda olabilir, radyo yayınlarında olabilir, sürekli olarak bırakılabileceğinin mesajını vermemiz gerekiyor. Çünkü insanların ben bunu yapamam, boş boşuna kendimi sıkıntıya sokmayayım, boş boşuna kendimi üzmeyeyim diye bir bakış açıları var. Bu bakış açısını kırmamız lazım ve şimdi kırmamız lazım. Özellikle de çok fazla bırakan, o bırakmayı isteyen olmasına rağmen. Şimdi şöyle bir şeyle karşılaşıyorum ben çok sık olarak bu uygulamalarda da. Bu konuyla ilgili olarak kişiler diyorlar ki ben yakın çevremde hiç bırakan bilmiyorum, hiç tanımıyorum. Genellikle de hiç kimse bırakamamış gibi görüyorlar. Ama bırakan kişileri de gördüğüm kadarıyla onlar da ben bıraktım diye böyle hani kendilerini çok ortaya koymuyorlar. Koymamalarının galiba psikolojik olarak bir nedeni var. Şöyle bakıyorlar, diyorlar ki ben yaptım, kazandım, savaşı kazandım ama başkaları kazanmasın gibi bir düşünce içeriği yok, devreye giriyor. Evet, söylüyorlar. Alan Kur'an önce söyleyenleri söylüyorlar. Kadarıyla çok nadir. Neden söylüyorlar? Mesela geçenlerde ben vücudumuzdaki mineralleri büyük bir topluluğa konuştum. 250 kişi bağlanmıştı. O zaman mineralleri anlatırken tabii Türkiye Sigara Savaş Derneği'nin icra kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyesi olarak mutlaka sigaranın zararlarından bahsetmem gerekiyordu. Böyle ufak ufak dokundum. Birkaç slide koymuştum. Hemen birisi ben 20 yıl oldu bırakalı. Bıraktım ama nasıl olur yani normal bir insanla kaç yıl sonra bira? Ben de dedim ki 10 yıl sonra içmeyen birisiyle aynı kalp riskine sahipsiniz. Aynı risklere sahipsiniz. İnsanlar bilmiyor. Günde dünyada 8 milyon, Türkiye'de 120 bin. İnsan sigaradan ölmekte. Ben hep şunu söylüyorum. Covid'den ölen atıyorum bugün diyelim 180. Ama Covid yani tütün ürünlerinden ölen kaç kişi? Günde 332 kişi. Onun için bunu düşünmeleri lazım. Nasıl üzülüyoruz en Covid'den? En önemlisi galiba öldürmek, ölmek değil. Süründürerek, sürünerek ölmek, öksürerek ölmek. İşte sabah kalktığında boğazında bir böyle öksürük, sürekli öksürük, sürekli öksürük, ciğerlerinde bir şekilde özellikle yürürken, merdiven çıkarken veya yüzerken bunu çok daha net olarak fark ettikleri bir durum. Sağlıklarıyla ilgili pek çok olumsuz tehlike söz konusu. Tabii ki bu riskleri hiç düşünmüyorlar. Yani ölürsem öleyim diyebiliyorlar. Hatta şunu da söyleyebilirim ben çok net olarak.
Bana şunu söylüyorlar çoğunlukla, işte benim bir tanıdığım var 90 yaşında 80 yaşında hala sigara içiyor, hiçbir şey olmadı, kanser olmadı. Tabii ki o insanın tek boyut değil kanser olabilmesinin sebebi, onun beslenmesiyle ilgili olabilir, duygusal durumuyla ilgili olabilir, Hayır, başka bir şey var bir de Alanur Hanım, bu soru çok geliyor. Yüzüyle ilgili olabilir. Tamam, bu soru çok geliyor. Evet, orada evet. Söyleyeceğimiz bunu... o kişinin genetik yapısı, o kişinin alışkan, o kişinin çok önemli immün toleransı, yani immün sistemi nasıl, onları yani oraya immün toleransa bağışıksal hoşgörü diyelim. Onun nasıl acaba, genetik yapısı nasıl, onu bilmiyoruz. Çok çünkü sigara biliyorsunuz bizi kansere karşı koruyan P53 genine hasar veriyor, DNA hasar yapıyor. O zaman ne yapıyor? O çocuğuna, torununa da geçiyor. O nedenle o kişi olmayabilir 90 yaşına kadar ama öbür tarafta 50 yaşında kansere yakalanan var. Bu o kişinin immün toleransı ve genetiğiyle ilgili. Bu çok önemli konu. Evet, buyurun. Tabii ki. Özellikle şunun altını çizmek istiyorum. Şimdi aile faktörü çok önemli. Yani anne baba da içiyorsa veya ailede yakın akrabalar, teyzeler, halalar, amcalar da içiyorsa bu çocuğun riski çok yüksek. Ama sadece annesi içiyorsa veya sadece babası içiyorsa onun yine riski yüksek ama çok yüksek değil. Ama bu durumda ikisi de anne de baba da içmiyorsa onun bağımlı olması, tamam arada sırada kahveyle bir tane içiyor olabilir ama bağımlı olması çok sık gördüğümüz bir durum değil. Onun için özellikle anne babaların burada rolü çok önemli. Hani genetik geçiş de çok önemli. Hani bu durumda baktığımız zaman anne baba içmiyor ama dede öyle bir içiyormuş ki işte dudağının kenarından sigara düşmüyormuş veya dudağının hani parmağının şu iki parmağının arası sapsarıymış gibi. Tabii ki burada şu faktör var. Siz doktor olarak bunu çok iyi bilirsiniz. Ben bu konuda sizin çalışmalarınızı çok beğeniyorum. Yani bu pek çok deneyde de böyledir. Birinci nesilde çıkmaz ama ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci nesilde ortaya çıkabilir bağımlılık toleransının az olması veya fazla olması. Onun için de bu ailede bir de görme faktörü çok önemli. Hani üzüm üzüme baka baka kararır. Çocuk görüyor, annesi içiyor, babası içiyor. İşte orada kül tablası var, orada sigara var, çakmak var. Tabii ki bütün bunlardan olumsuz yönde etkilenebiliyor çocuklar. Özellikle aile içinde, daha doğrusu kadınlarla ilgili benim yaptığım bir araştırma şunu net olarak gösteriyor bize. Kadınların çoğu, erkeklerin %50'si bana şunu söylüyorlar bırakırken veya bırakmaya niyetlenirken. Aslında ben çok istiyorum bırakmayı ama bıraktığım zaman kilo alacağım, kilo almak istemiyorum, çirkinleşmek istemiyorum, şişman olmak istemiyorum diyorlar. Onun için şöyle bir halk arasında doğru olup olmadığını da şu anda test etmedik ama bildiğimiz kadarıyla bu yaygın bir ne diyelim şehir efsanesi diyorlar ki ben sigarayı bıraktığım andan itibaren en azından bir 5 kilo 10 kilo alacağım gibisinden bir korkuları olduğunu bana net olarak anlattılar, söylediler, söylemeye de devam ediyorlar. Kadınlar bu konuda son derece kilo almak konusunda sıkıntılılar. Daha kolay kilo aldıklarını biliyorum, daha zor kilolarını verdiklerini biliyorum. Ama erkeklerde bu oran daha, yani kiloyu alsalar bile vermek konusunda kadınlardan bir ölçü daha şanslılar. Onun için erkeklerde de yine bu korku var. Yani ben kilo alırsam o kilolar başıma bela olacak, nasıl vereceğim, veremeyeceğim. Bu sefer hani yağmurdan kaçarken hem yağmur gelecek hem de dolu gelecek gibi bir korku var. Bu korkuyu ben sigarayı bırakmak için bana gelenlerin hepsinde net olarak görüyorum. Şimdi bu konuda baktığımız zaman özellikle sigarayla ilgili hem biz sigara içenlere baktığımız zaman hem mutlu olduklarında ay bir sigara yakayım rahatlayayım gibi heyecanlandıklarında içtikleri gibi aynı zamanda üzücü olaylarda işte mutsuz olduklarında yine aynen elleri
sigaraya veya sigara kutusuna gidiyor. İşte böyle durumlarda, özellikle şu son günlerde içinde yaşadığımız durumda, yani bu ortamda bir üst üste çok fazla olumsuz haber aldık. Bunlar bizim sigara içenlerin sigara içme sayısını artırıyor. Ve özellikle de İşte ekonomik durum sigaraya doğru kişileri itiyor, yöneltiyor. Halbuki tam tersini olabileceğini düşünüyoruz bir açıdan baktığımız zaman. Onun için de bu da bizi biraz dezavantajlı bir ülkede yaşıyoruz diye düşünüyorum ben. Ama şöyle. Bu yaşadığımız ülkenin getirdiği bir şey. Bu sadece şöyle. Bu konuda değil, psikolojimizle ilgili pek çok faktör de burada olumsuz yönde etkileyebiliyor. Çünkü ama Alandra Hanım giren... şöyle bir şey. Manuel olarak endorfin salgılatıyor. Biliyorsunuz biz bir bitter çikolatada yeriz. Endorfin salgılanır, mutlu oluruz. Veya bir güzel bir film seyrederiz, mutlu oluruz, bir şeye bakarız. Yani şimdi bu değil önemli olan. Onlar sanıyor ki ben sigara içtiğim zaman mutlu olacağım. Manuel olarak endorfin salgılatıyorlar. Dolayısıyla kısır döngü. Ama ben sigara içtim, mutlu oldum diye tekrar sigara içiyor. Bilmiyorlar ki kendileri bu kısır döngünün içine girmişler. Gerçekten hiç kilo vermeden sigarayı bırakabilirler. Bu çok önemli. 21 gün sabretseler, 21 gün. Bir de biraz önce güzel bir konuya temas ettiniz. Sigara, küllük. Eğer bir kişi sigarayı bırakmak istiyorsa sigarayla ilgili her şeyi uzaklaştıracak. Arkadaşlara telefon atacak. Ben ayın birinde sigarayı bırakıyorum. Hiç kimse yanımda sigara içmesin. Sigara içen arkadaşlarımla görüşmüyorum. Sigara ikram etmeyin. Ölüm ikram etmektir bu. Ben istemiyorum. Mesela sigarayla kahveyi çok seviyorsa kahveyi içmeyecek. Ben böyle anlatıyorum soranlara nasıl bırakırım. Çayı içmeyecek. 21 gün sigarayla ilgili ne çağrıştırıyorsa onları yaptığı zaman gerçekten başarılı oluyor. Siz ne dersiniz bilmiyorum. Vallahi çok katılıyorum, çok doğru. Şimdi ben de burada sıraladım, notlarım var. Notlarıma baktığım zaman şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Alkol kullananların sigara bağımlılıkları alkol kullanmayanlara oranla baktığımız zaman daha fazla. Bazı insanlar genellikle ben kahve içtiğimde mutlaka kahvenin yanında bir sigara içerim. Ben işte günde 5 tane içiyorum gibisinden bir yaklaşımları var. Kahve sigarayı beynimizde çağrıştırıyor. Yine bazı kişilerin özellikle de sigarayla çayı bağdaştırabildiklerini görüyorum. Çünkü bir kahve alışkanlığı olan kişiler burada daha çok bağımlılık var. Yani alt kültürde daha çok bağımlılık var. Alt kültür, sağlık benim için çok önemli değil. Biz zaten ölmüşüz, yaşarken ölmüşüz diyebildikleri için onlara biz ne anlatırsak anlatalım, işte kanser riskini anlatalım, sağlık riskini anlatalım, onlar bunların hiçbirini kale almayabiliyorlar. Onun için bu konuyla ilgili alt kültürde birazcık daha bırakmak konusunda benim zorlandığımı görüyorum. Şimdi yine özellikle de şunu söylemek istiyorum. Şöyle bir şey söylüyorlar bana. Bırakmak üzere gelenler, ben sigarayı bıraktığım zaman ne yapacağım? İşte elimi nereye koyacağım? Çok sıkılırım. Ne yapacağım bilemem. Canım sıkılır gibi. Sanki sigara onların hayatında bir boşluğu dolduruyor. Yani bir arkadaş gibi bir onların hayatında olması gereken bir durum ama olumlu bir durum. O bırakıldığı zaman böyle ortada kalacaklar, ne yapacaklarını bilemeyecekler, çok çok bunalacaklar gibi böyle bir korkuları var. Ki bu korku zaman zaman bana anlattıklarında çok da doğru olduğunu görüyorum. Çünkü sigara içen insanlar daha az arkadaşları var ve onların arkadaşları sigara içen kişilere bazen saygı gösterirken bazen de hiç kale almadıkları için, yani bir şekilde arkadaşları var ama dostlarının sayısı çok az. Yani biz diyoruz ki dostlar bir tane iki tane olsun ama benim 100 tane arkadaşım olması değil 2-3 tane gerçek dostum olması benim için çok daha, beni doyurması açısından çok daha önemli diyoruz. Ve özellikle de baktığımız zaman hani internetten de benim işte 20 bin takipçim var ama o takipçileri şöyle bir döktüğümüz zaman, hani geri dönüşleri olan takipçim kaç tane dediğimiz zaman belki hadi bilemedin 50 tane 60 tane ama kaç tane benimki 20 bin tane.
Onun için burada da bu kişilerin böyle bir boşluk duygusuna kapılabilecekleri korkusunu yaşadıklarını görüyorum. Sosyalleşme diye kabul ediyorlar. Evet, tabii sosyalleşme ki, tabii diyorlar ki, ama yani değil. Bir de tanışma gibi de olabiliyor bu. İşte birisiyle tanışırken sigara ikram ederim. İşte o sigarasını çıkarttıysa ben hemen bir erkek olarak, centilmen bir erkek olarak koşarım, sigarasını yakarım, tanışırız gibi böyle bir beklentileri de var tabii. Veya yaşanmışlıklar var önlerinde, çocuk olarak gördükleri, genç olarak gördükleri biçiminde. Şimdi çok önemli şeylerden bir tanesi de bizim için eşler birbirlerini etkiliyorlar. Özellikle bırakma konusunda da birbirlerini etkileyebiliyorlar olumlu anlamda. Yani bir tanesi bıraktıysa öbürü de onu rahatsız etmemek için bırakma yoluna girebiliyor, adım atabiliyor. Onun için eşlerden birisinin mutlaka bu konuda öncelikli adım atmasını istiyorum ben. Bunu mesela, çok işe yaradığını görüyorum. Ben, buyurun. Evet, ben babama sigarayı bıraktıran ben olmuşum. Çünkü benim babam öptüğü zaman sigara kokuyordu. Baba sigara kokuyorsun demişim, öptürmemişim. Ondan sonra sigara, yani bu çok önemli. Sigara kokan bir insana mutlaka söylemek lazım. Onun sigara koktuğunu, yani böyle birazcık şey bakmak lazım. O nedenle ben gerçekten sokakta içenlere falan çok üzülüyorum ve yani diyorum ki neden maskenizi takmıyorsunuz? Ben sigara içiyorum diyor. Yani o kişinin sigara içmesini gerektiriyor gibi. Neyse, bana fazla kızamıyorlar. Bir gün dövecekler diye bakıyorum ama neyse. Evet, siz buyurun. Böyle değil de ben de ister istemez zaman zaman gençler böyle içiyorlarsa hani zaman zaman böyle tatlı esprili bir şekilde onlara müdahale edebilince hemen aklıma Orhan Kural geldi. O da böyle durumlarda hemen müdahale ederdi. Allah rahmet eylesin diyelim. Çok da seveni vardı ve bu konularda ilgili bir şekilde vefat etti ve orman yangınlarını görmedi. Orman yangınlarını görseydi çevreye, ormana, ağaca çok büyük değer verirdi. Kahrolurdu. 2 kere, 3 kere ölürdü diye düşünüyorum ben. Orman yangınları dediniz. Orman yangınları dediniz. Mesela dünyada orman yangınlarında sigaranın rolü %10 iken Türkiye'de %50. %50 orman yangınlarının nedeni. Tabii ki sabotaj, sigara var bunun içerisinde, biliyorsunuz. Çok çok önemli. Tabii. Bir de sıcaklık. Ben 3S diyorum. Yani hava sıcaklığı varsa sabotaj, bir de sigara. Çok çok önemli. Onun için orman yangınları, tabii içimiz yandı bu dönemde. Evet, hem ekonomik hem havamızı, yani onlar bizim canımız, hayatımız. Onun için de orman yangınları içimizi yaktı. Evet. Şimdi şunu söylemem gerekiyor. Özellikle biraz önce de siz bahsettiniz, çok da iyi oldu. Çocuklar babalarının veya annelerinin sigarayı bırakmalarını ön ayak oluyorlar. Genellikle çocuklar ya pis kokuyorsun diyebiliyorlar yahut da sen öleceksin, ben sen öldükten sonra kim bakar bana, kim sahip çıkar, senin gibi kim sahip çıkar diye annelere babalara anlatmaya başladıklarında veya ellerinden sigarayı alıp artık şimdi içmeyebilirsin, içmemelisin gibisinden konuşmalar yaptıkları zaman anne baba daha fazla bırakmayla ilgili bir girişim yapabiliyor. Çocukların şöyle bir durumu da söz konusu. Bir şekilde çocuklar, eğer içen anne babanın çocuklarıysa, onlar da %50-%60 oranında bağımlı olacaklar. Sigara bağımlısı olacaklar. Onun için de bir şekilde hani pek çok kişi bana zaman zaman şunu söylemiştir. Ben içiyorum ama işte balkona çıkıyorum. Çocuklarımın bundan etkilen, benim ufak çocuklarım var, bebek var. Onlar etkilenmesin diye balkona çıkıp içiyorum veya ona göstermiyorum, saklı saklı içiyorum gibi. Ama bütün bunların hepsi birer bahane. Çünkü sigara içen insanın ben göstermeden içiyorum, yok işte ben balkona çıkıp içiyorum gibisinden bir durum söz konusu değil. Çünkü bu bir bağımlılık.
Evet, bilmiyorlar ki gebeler eğer anne sigara içiyorsa ister erkek olsun ister kız çocuğu olsun bir kere sigara içmeye meyilli oluyor. Düşükler, erken doğumlar, düşük doğum ağırlıklı bebekler, sularının erken gelmesi. Yani bebek 3000 gram olacaksa 2500 oluyor. Bunlar onun içinde Evet, ölümler, o zaman çok düşükler fazla bunlar şey oluyor. değişiyor. Ama Gözlerinde görmek kusuru olabiliyor. Başta gerçekten geri dönüşü olmayan başka bir şey. bazı... Heh, Başka bir şey buyurun. söylemek istiyorum. Eğer araştırmalar var, erkek çocuğu olacaksa o zaman da suça meyilli oluyorlar. Sigara içen bir annenin çocuğu erkekse suça meyil, hırçınlı, suça meyilli, böyle saldırgan oluyor. O nedenle de bence bunların çok üzerinde durulması ve de içmeden daha ziyade ben artık bunca yıllık 26 yıldır bu işle uğraşıyorum. Zararlarını göstermek ve anlatmanın yani tamam sigara içiyorsun ama halbuki buna mesela bir eş sigara içiyorsa 7500 7800 kendisi de iki kişi içiyorsa 15.000 aşağı yukarı ikinci el bir araba alabilir, buzdolabı, bilgisayar. Bunları da söylemek zaten yeni bizim kampanyamızda böyle bir şey var çalışmamız. Hani sigara yerine bir paket sigara yerine ne alırsınız? İşte süt alırsınız, mama alırsınız, çocuğunuza bez alırsınız. Bunlar çok önemli diye düşünüyorum. Zararlarını herkes biliyor. Ama içiyorlar. Dedik COVID zamanında hep konuştuk. Aman sigara içmeyin. Covid geliyor sizi buluyor. Çünkü Çin'de yapılan çalışmalarda ölenlerin Covid'den ölenlerin %80'inin Amerika'da yapılan çalışmalarda da %85'inin Covid'den ölenlerin sigara içtiği tespit edilmiş. Yani 114 kat artırıyor riskleri. O zaman bunları anlatmak, bunları göstermek lazım. Yani bir sigaranın dumanını bir beyaz pamuğa koysalar veya bir şişeye, şişedeki pamuğa görürler ki orada simsiyah sapsarı, sarı dişler, yani çürümüş dişler, sararmış eller. Bunlar çok önemli. Bunları göstermek daha doğru diye ben düşünüyorum. Bilmiyorum. Doğru söylüyorsunuz. Şimdi şunu da göz önünde bulundurmak lazım. Sigara biraz önce söylediğiniz gibi şunu gördükleri zaman biraz kendilerinde şöyle bir hareketlenme oluyor. İşte sigara fiyatları çok pahalandı ve özellikle baktığımız zaman bir ay sigara için kaç para verdiğini hesapladığı zaman bunu bir yılla çarptığı zaman hatta zaman zaman işte ben 10 yıldır içiyorum dediği 10 yılla da çarptığı zaman şunu görebiliyor. Gerçekten bu sigara onun için çok büyük bir risk oluşturuyor. Hayatında bir risk oluşturuyor. İşte zaman zaman söylerler bana gelenler biz derler bir araba parasını havaya vermişiz. Hatta siz de altını çizersiniz. Havaya veriyoruz. Yani bu bir Evet. hani gidersiniz bir restorana yemek yersiniz, balık yersiniz. İşte şu kadar para verdim dersiniz. Ama burada hiç aldığınız bir şey yok. Havaya veriyorsunuz o parayı. Yel alır, parasını el Evet. alır, zehiri sizde kalır. Onlar da şöyle bir açıklama yapıyorlar, bir savunma yapıyorlar ama beni iyi hissettirdi. Veya işte sıkıntımı aldı, öfkemi aldı, sinirliliğimi aldı diye. Ama bunlar tamamen şehir efsaneleri. Gerçekte böyle bir durum yok. Yani Evet, bir bizim şekilde galiba sigara az bir içenler... zamanımız kaldı. Hemen ben Soru alıp bitiriyorum. Tek soru. cümlem var. Tek Ha, bir cümleyle cümlenizi bitiriyorum. söyleyin. Soru varsa Evet. Oğuz Bey katıldı, Aydın Bey katıldı, Tamam. Özge Hanım var, Kendilerine de Seyit Bey var. sevgilerimizi Bunlar gönderelim. Üç son cümlem var. cümlenizi Hemen söyleyin, bitireyim soru ben. alalım. Tamam. Tabii üç cümleyi tamamlamak istiyorum hızlı bir şekilde. Sigara içenler sigara içme durumlarını özgürlüğümü kısıtlama gibisinden bakıyorlar. Hatta bu konuda çok sevdiğimiz sanatçılar da buna benzer konuşmalar yapıyorlar. Bu bir özgürlük değil, bu bir sağlık sorunu. Hatta sizin söylediğiniz gibi bu bir hastalık, bağımlılık bir hastalıktır. İster alkol, ister sigara, ister de uyuşturucu olsun. Bunun altını çizmek istiyorum. Özellikle biraz önce siz söylediniz ünlü işte kişilerin ellerinde sigara içtiklerini billboardlarda, afişlerde yakışıklı erkeklerle çok güzel kadınların ses sanatçısı, artistlerin sigara içen fotoğraflarını gördük. Tabii ki bunlar gençleri daha fazla olumsuz yönde etkileyebiliyor, kendine doğru çekebiliyor. Bunlara çok dikkat etmek lazım.
halk sağlığı da çok önemli, bireysel sağlıktan çok önemli. Birisi sigara içiyorsa bulunduğumuz ortamda, biz hiç ömrü hayatımızda ağzımıza bile kondurmamış olsak, yani biraz önce siz de buna değindiniz, biz bundan normalde sigara içen kişiden daha fazla olumsuz yönde etkileniyoruz. Bu gerçek, hesaplanmış, ölçülmüş bir durum. Onun için buna dikkat edilmesini istiyorum. Yine baktığımız zaman özellikle de hani böyle ağır başlı, havalı erkek dediğimiz zaman elinde bir sigara, pipo görüyoruz resimlerde. Bunların da olumsuz yönde etkilendiği, çocukları özellikle gençleri olumsuz yönde etkilediğini söyleyebilirim. Bir de gençlerin yani rol model olan önemli. Kişilerin sigarayı tabii içmemesi ki, lazım. Tabii çok ki, önemli bunlar. Gibi, öğretmenim de içiyor, babam da içiyor, annem de içiyor evet, demesin evet, tabii. Bunlar tabii. Biraz savunma mekanizmasının kullanılması gibi, ama şunun da altını çizmek istiyorum. Gençler çok önemli. Başlayanların bırakması veya bırakmaya girişmesi çok kolay olmuyor. Çok meşakkatli olabiliyor, uzun süre alabiliyor, ama başlamadan, başladığı anda müdahale etmek çok önemli. Ama benim altını çizmek istediğim çok önemli iki konu var. Birincisi, aileler böyle bir durumda hemen diyelim ki çocuğun içtiğini fark ettiler, üzerine saldırıyorlar. İşte üstünü sürekli olarak kıyafetlerini kokluyorlar, odasını kokluyorlar, kıyafetlerini sürekli olarak kokluyorlar. Bu tip davranışlarda sigaraya gencin yapışmasına sebep oluyor, inatlaşmasına sebep oluyor. Onun için lütfen bu hareketler işe yaramıyor, yapmasınlar. Bunların altını çok teşekkür ederiz Alihanur Hanımcığım. Belki soru vardır, çünkü çok tabii az ki, zamanımız var. Ben katılan bütün çok değerli katılımcılara teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa alabiliriz. Görüntü önemli değil, ama soru sorabilirsiniz. Çok teşekkürler Alihanur Hanım, verdiğiniz bilgiler için. Buyurun efendim, soru sorma. Aydın Bey buyurun, hoş geldiniz. Soru hoş sormak isteyen. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederiz. İşte biraz dokunmak istiyoruz. Dokunduksa ne mutlu. Kolay gelsin. Hocam bir dakikadan az bir vaktimiz kaldı. Her an kapanabilir. Evet, ben hemen sözü bırakayım. Sigara içen kişilerin COVID olmadığı gibi bir dedikodu var. Hayır. Hayır, çok teşekkür ediyorum. Sen. Bu soru için çok teşekkür ediyorum. Fransa'dan tamamen sigara kartellerinin çıkardığı bir yayındı bu. Bir tek yayınla bunu söyleyemeyiz. Biliyorsunuz kartel bunlar. Asla sigaranın hiçbir faydası olmadığı gibi burnumuzdan akciğerlere, nefes yollarımıza kadar giden o tüycüklerin fonksiyonunu bozuyor. Dolayısıyla COVID geliyor, yerleşiyor.